avukatlara hangi hizmetleri karşılığında ne kadar ödemede bulunduğunun en azından son 8 yıldır daimi hizmet aldığı kadrolu sözleşmeli avukatlarına aylık ne kadar ücret ödendiğinin de açıklanması ve kamuoyunun merakının tatmin edilmesidir. Keşke bu açıklamada bizzat yaptığım ancak kulübe fatura edilmeyen harcamalara da değinilebilseydi. En azından kulüp tarafından ödenmeyen tercüman ücretleri, mütalaa bedelleri gibi bedellerin tarafımca ödendiği 4-10-2013 tarihinde istifa ederken 20 bin dolar karşılığı 40 bin TL vekalet ücreti alacağımı hibe ederek kulüpten ayrıldığımda kamuoyu ile paylaşılabilseydi. Kulüp adına son bir yılda il dışında kaldığım 38 günün kaç günü için konaklama ücreti ödendiği, kaç kere uçak bileti alındığı, hangi ulaşım ve yemek ücretlerini kulübe fatura ettiğim gibi hususlar da açıklanabilseydi. Sanırım böylesi bir açıklama umulan faydaya uygun olmazdı. Bedelsiz çalıştığı dönemler olmasına rağmen bugüne değin ağzından ücretsiz çalıştığına dair tek bir kelime çıkmayan birisi olarak kulübe hizmet veren işçisi, aşçısı, bekçisi, bahçıvanı, daha düne kadar başka takım forması ile poz veren maaşlı yöneticisi, armayı öpen futbolcusu, başka renklere aşık hocası ve dahi iş yapan yönetim kurulu üyesi dahil herkesin ücretini aldığı bir ortamda hizmeti mukabilinde avukata yapılacak ödemelerin tartışılmasına da anlam veremiyorum. Neticeten şike sürecinde bugüne kadar Trabzonspor lehine ulusal ve uluslararası yargı mercileri nezdinde 17 karar çıkaran hukuk ekibinde yer alan birisi olarak verdiğim emek ve yaptıklarıma ilişkin anlamak başım diktir. Şahsımla ilgili karalama hesabı güdenlerin bunu Trabzonspor ve şike davası üzerinden yapmaya çalışmaları ise endişe vericidir. Değerli basın mensupları, ülkemizin, şehrimizin ve camiamızın bunca sıkıntısı varken bu sorunları ve çözüm önerilerini konuşmak, tartışmak yerine böylesi sığ bir konuda açıklama yapmak mecburiyetinde kalmanın derin üzüntüsünü yaşıyor. Bu zorunluluk dolayısıyla anlayış bekliyor ve kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Saygılarımla. Değerli basın mensupları, yazılı metnin halindeki basın açıklamamız bu şekilde. Metine ilişkin birkaç konuya da açıklık getireceğim ve sonrasında gerek bu konuyla ilgili gerekse bugüne kadar sürdürülen şike mücadelesine yönelik sorularınız varsa bu sorulara bütün iştenliğimle sır mükellefiyeti çerçevesinde cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle belirtmek isterim ki sayın basın mensuplarına kolaylık olması açısından biz bu toplantıyı gazeteciler cemiyetinde tertiplemeyi düşünmüştük. Ne var ki cemiyetin kurumsal kimlik dışında yapılan açıklamalara yer tahsis etmeyeceğine dair ilkesel bir kararı bize bildirildi. Biz de buna saygı duyduk ve bu manada yine bu toplantıyı en rahat bir şekilde tertipleyeceğimiz ortamlardan birisi olan bu otelde toplantıyı gerçekleştirmiş olduk. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. Benim yaptığım bu açıklama uzun süredir kulüp tarafından yapılan bir açıklamanın düzeltilmesi beklenilmiş ve düzeltme işlemi yapılmayınca özellikle sosyal medyada ergenler ve bir kısım yerel medya mensupları tarafından konunun gündemde tutulmaya çalışılması ve şahsıma yönelik hak etmediği saldırılarda bulunması hasebiyle bu açıklamayı yapma zarureti doğdu. Şunu belirtmekte fayda var. İlk önce bir değerlendirme yaparken statü
ve yapılan iş kavramlarını birlikte değerlendirmek ve buradan yola çıkarak neticeye varmanın çok daha sağlıklı bir tavır ve davranış olacağını düşünüyorum. Elmalarla armutları toplayarak bir neticeye varmaya çalışırsak bu bizler için yanıltıcı olacaktır. Şimdi kısaca bir açıklama yapmak gerekirse, şöyle arkadaşlar, ben bu sürece 11 Temmuz 2011 tarihinde Trabzonspor yöneticilerinin isminin ilk anılmaya başladığı tarihte dahil oldum. Trabzonspor yöneticilerinin daveti ve ısrarı üzerine kendilerine yardımcı olmak amacıyla İstanbul'a gittim ve sürece dahil oldum. Yaklaşık 6 aylık süreçte hiç kimseden hiçbir şey beklemeden tamamen aidiyet duygusuyla, mensubiyetin mesuliyet gerektirdiğine olan inancımla kulübüme bütün masrafları tarafıma ait olmak üzere katkı vermeye çalıştım. Bu sürecin sonunda Trabzonspor kulübünden açıklamada da ifade ettiğim üzere Trabzonspor'un sadece şike davası ile ilgili olarak değil, diğer davalarıyla da ilgilenilmek ve bu manada hukuk birimini de düzenleyebilmek amacıyla bir teklifte bulunuldu. Ve bu teklifte ben ücret dahi hiçbir şekilde telaffuz etmeden masrafların mukabilinde benle görüşen yöneticiler tarafından Trabzonspor'a hayır denilemeyeceği hususu dile getirildi ve sonrasında benle bir hukuki müşavirlik sözleşmesi imzalandı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Karıştırılan hususlardan bir tanesi bu. Arkadaşlar, ben süreçte adı geçen diğer meslektaşlarımdan, avukat arkadaşlarımdan ayrılan noktalardan bir tanesi budur. Sadece şike davası ile ilgili görev yapmadım. Bu süreçte 10 milyon dolarlık, 2,5 milyon avroluk, 2,5 milyon liralık ve belki aralarında küçük bedelli davalar da vardı ama ayrıntıları biraz önce yine beyan ettiğim onlarca davaya bakıldı. Bu davalarla ilgili olarak nereden bellidir? Bakın, yine açıklama metni içerisinde dile getirdiğim kulübe sunulan raporlar vardır. Dava derdest olan, görülmekte olan davaların raporları. Örneğin bir tanesinde ben ve o dönem görev yapan avukat arkadaşlarımdan Celal Çobanoğlu imzasıyla kulübe sunulmuş dava raporlarıdır. Bu bir tanesi. Şunda 27 tane dava raporu vardır. 33 tane dava raporu vardır. Diğerinde 18 tane dava raporu vardır. Sadece yine bunlarla ilgili olarak yapılan bir tane rapor içerisinde 57 işlem vardır. Şimdi bunu niye bu ayrıntıyı veriyorum? Bu işlemlerden bir tanesi, örnek olarak haciz kaldırma işlemi, çok basit görülebilecek bir işlemdir. Ama dönemin koşulları itibariyle elektronik ortamda bu temin edilemediğinden ve kulüp açısından öncelik gerektirdiğinden bu meseleye yönelik olarak 24 tane ayrı banka ve yere elden haciz kaldırma yazısının götürülmesi gerekir. Bunlar yapıldı. Diğer nitelikli davalara girmiyorum. Kamuoyunun bildiği, yakından takip ettiği davalar. Şimdi bunlarla ilgili olarak bile sadece 10 milyon dolarlık bir davada bir avukatın bugün talep edebileceği ücret belli iken 400'e yakın dava ve evrakın takip edildiği bir ortamda aylık verilen 4.924 TL'nin dile dolanması ve bunun aleyhime bir unsur olarak kullanılması bence iyi niyetten yoksun bir davranıştır. Bırakınız dava başına ücreti vermeyi, sadece bu işlemler için 1.000 lira bir ücret takdir edilmiş olsaydı bugün yine ortaya çıkacak olan rakam bellidir. Ha, diğer hususu da şudur, şike davası. Bu davaların haricinde şike davalarını da biz elimizden geldiğince bilgimiz ve bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz doğrultusunda yönetmeye, katkı vermeye çalıştık. Bu davalarla ilgili söylenilen o dönem duruşmaların olduğu 2012 yılında diğer takım yöneticilerinin Trabzonspor yöneticilerine söyledikleri kadarıyla o zaman dilimi itibariyle avukatlarına ödedikleri bedel yaklaşık 60 milyon TL'nin üzerindedir. Yani bu rakam o zamanki döviz kuruna çevirdiğinizde 30 milyon doların üzerine denk gelir. Başka camialarda bu ücretlerin konuşulmadığı ve bir avukatın sadece o dava için ortalama 500 bin dolar gibi bir ücret aldığı noktada
bu davalara bu şekilde hizmet veren bizlerin almış olduğu kulüple ilgili bedellerin kamuoyuyla bu şekilde paylaşılması manidardır. Şimdi bir diğer husus da arkadaşlar şudur. Eğer biz alınan hukuk hizmetlerini konuşuyorsak, önemli olan, biraz önce yine açıklamada değinmeye çalıştım, önemli olan hususlardan bir tanesi, hangi avukatlardan hangi hizmetleri almıştır? Bunlar da kamuoyuyla paylaşılsın, kamuoyu bunları da bilsin. En azından bir kıyaslama yapılabilmesi ve konunun çok daha net bir şekilde ortaya konulabilmesi açısından kadrolu, sözleşmeli avukatlara ne kadar ücret verilmiştir? Verilmektedir halen daha. Bunlar yapmış oldukları iş, yani fayda maliyet hesabı ortaya konulsun ve bu konuda da kamuoyunun merakı tatmin edilsin. Bu sebeple sadece ücret alan avukat olarak adımın zikredilmesini ben katiyetle doğru bulmuyorum. Bir hususa ayrıca yine aldığım notlarda değinmekte fayda var. Genel itibariyle çok yerel medyada da kullanıldığını gördüm. Bakın benim biraz önce izah ettiğim bu hukuki müşavirlik sözleşmesi kapsamında bugüne kadar ağzımdan bedelsiz çalıştığıma dair tek bir cümle çıkmamıştır. Benim tarafımdan sarf edilmeyen bu cümlenin yine bir kısım basın mensupları tarafından şahsım aracılığıyla kullanılmış bir kelime olarak lanse edilmesi katiyetle doğru değildir. Yine bu gazetecilik ve basın yayın mensubu kimliğiyle de bağdaşmamaktadır. Şimdi biraz önce bunları çok konuşmak istemezdim, ifade ettim ama mecbur bırakıldığım için söylemekte artık bir iş görmüyorum. Sadece sır mükellefiyeti çerçevesinde elbette bilgileri hiç kimseyle paylaşmamız mümkün değil ama konuyu açıklık getirmesi açısından. Şimdi arkadaşlar, herkes yaptıklarını söyler. Biz yaptıklarımızı anlatmaktan bugüne kadar imtina ettik. Halen daha da bu tavrı ağırlık olarak sürdürmeye devam edeceğiz ama açıklama yapıldığında ben isterdim ki Trabzonspor Kulübü almış olduğu hizmet karşılığında üçte bir bedele hizmet veren tercüman ücretlerini ödeseydi ve bu durumda hukukçuları zor durumda kalmasaydı ve bu bedeli Nusret Yılmaz ödemek zorunda kalmasaydı. Kulüp tarafından ödenmesi gereken bu bedeli Nusret Yılmaz ödemek zorunda kalmasaydı. Ve yine devamla kulüp bu devam eden davalarıyla ilgili olarak alınan mütalaa ücretlerini ödeseydi, keşke bu durumda hukukçuları zor durumda kalmasaydı ve Nusret Yılmaz yaklaşık o dönemin parasıyla 9.000 liralık bir mütalaa ücretini yine kendisi ödemeseydi. Ve keşke bu açıklamayı yapanlar, bu metni hazırlayanlar, bu şekilde bir bilgilendirme faaliyeti içerisine girenler bunları yaparken kamuoyu nezdinde bizleri itibarsızlaştırmaya çalışırken keşke biraz önce zikrettiğim şekilde kulüpte mevcut olan 2013 yılında dönemin parasıyla 20.000 dolar karşılığı 40.000 lira vekalet ücreti alacağımı kulübe bağış yaparak oradan ayrıldığımı da ifade edebilseler. Şimdi bunların yer almadığı bir noktada diğer hususların paylaşılması biraz önce de söylediğim gibi elbette manidardır. Bu konuda bizim de referanslarımız vardır. Yaşanılan süreci en iyi şekilde bilen, bütün yoğunluğuyla yaşayan dönemin başkanı Sayın Sadri Şener sürecin yakın şahididir. Geçenlerde bizimle ilgili yapmış olduğu destek açıklaması bellidir. Sayın dönemin as başkanı Nevzat Şakar, yöneticilerinden Recep Denizleri, Hasan Yener, Sayın Kazancıoğlu, Coşkun Çebi, Mehmet Tunç, Yılmaz Büyükaydın ve ismini sayamadığım diğer yöneticiler ve Caner Çuvalcıoğlu yapılan iş ve işlemlerin, gösterilen emeğin en büyük şahitlerinden bir tanesidir. Keza Tuncay Bekiroğlu bu şekildedir. Sonraki yönetimlerde yer alan örneğin Onur İncehasan bu şekildedir. Gökhan Saral, Genca Meriç, Coşkun Bülbül ve Adem Beder diğer yöneticiler yapılan iş ve işlemlerle en büyük tanıklarımızdır.
birebir bu işlemlere şahit olan kişilerdir. Değerli basın mensupları, şimdi bu açıklama çerçevesinde bir hususa daha işaret etmekte, ayrı bir parantez açmakta fayda var. Takdir ederseniz ki 3 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Trabzonspor Kulübü yapmış olduğu resmi açıklamasında içeride ve dışarıda hukuki sürecin, şike sürecinin şahsım ve Erdem Egemen tarafından, sevgili meslektaşım Erdem Egemen tarafından yürütüleceğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi bu manada değerli meslektaşım, dava arkadaşım Erdem Egemen'le ilgili de bir parantez açmakta ve ona yönelik de küçük bir açıklama yapmakta fayda görüyorum. Kendisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Nöşetal Üniversitesi'nde doktorasını yapan, İngilizceyi ana dili gibi konuşan, iyi derecede Fransızca bilen ve bugüne kadar yurt dışı çalışmalarımızı ekseriyetle yürüten ve çok iyi bir Trabzonsporlu, gönüllü olarak bu işe gönül koymuş bir arkadaşımız. Kendi emeğini, zamanını, enerjisini ve bütçesini bu işe ayırmış bir insan. Trabzonspor Kulübü'nün, yaşı bizden çok daha genç, ümit ederim ki sonraki yıllarda da ettiği bir isim olsun. Çünkü bu manada bütün özelliklere haiz bir arkadaşımız. Hatta bugün dahi kendi işini gücünü bırakarak yaklaşık 10 saatlik bir seyahat sonrasında Trabzonspor'un işleriyle ilgili birkaç görüşmeyi gerçekleştirecek bir arkadaşımız. Yurt dışı görüşmelerinde genelde etkin olan isimlerden bir tanesi olduğunu söyledim. Ben çok iyi derecede İngilizcemle, it is a pencil noktasındaki İngilizcemle bu işleri yürütebilecek konumda olmadığından sevgili arkadaşım kanalıyla yurt dışı görüşmeleri, avukatla ilişkilerin dizaynı ve yazılacak evrakların tanzimi ağırlıklı olarak Erdem Egemen kardeşim aracılığıyla yürütülmektedir. Şimdi bu basın açıklamasına konu, kulüp tarafından yapılan açıklamada bir yanlış daha vardı. Sonradan kısmen giderildi ama tekrarlamakta fayda var. O açıklamada yurt dışındaki avukatların Erdem Egemen aracılığı ile bulunduğu şeklinde bir haber de paylaşıldı. Bu haber de doğru değildi. Çünkü yurt dışında kulübe hizmet veren arkadaşlarımız Trabzonspor Kulübü'nün yapmış olduğu araştırmalar ve kendisine yapılan referanslar sonrasında tercih edilmiş isimlerdir. Bu isimlerin tekrardan belirtmekte fayda var ki Erdem Egemen arkadaşımız aracıyla bulunduğu hususu yine bir yanlıştan ibarettir. Arkadaşlar, benim bu aşamada söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Devam eden şike süreci veya konuya dair sorularınız varsa yine altını çizerek söylüyorum. Sır mükellefiyeti çerçevesinde ama bütün iştenliğimle bu sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Var mıdır sorusu olan arkadaşlar? Buyurun. Birazcık tepkiyle karşılanmaya başladı.
Şimdi evet. Bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii. Bir çevre bir el mi var sizinle uğraşan? Çünkü bu ses bundan uzun süredir kamuoyunda bu şeylerde geliyor. Biz duyuyoruz bunları. Vekaletimizin çok yüksek aldığı yönünde. Benim sorum bu. İkinci sorum bunu çalıştırdığı diğer avukatlar, vekalet verdiği diğer avukatlarla ilgili kamuoyunda bazı dedikodular var. Örgütsel bağlantıları var diye. Bunlar doğru mudur? Evet. Şimdi ilk sorudan başlayayım. Edebiyat profesörlerinden bir tanesi ünlü şairlerimizden birine derste kendi şiirini yorumlayacağını belirtmiş ve gelip dinlemesini rica etmiş. Şair en arka sırada oturmuş ve hocanın öğrencilerine sunumunu dinlemiş. Hoca şairin şiirini o kadar güzel incelemiş ve anlatmış ki dersin sonunda şaire gelmiş. Hocam, sayın üstadım, nasıl buldunuz deyince çok güzel anlattınız, çok güzel noktalara değindiniz ama ben şiirimde bunları ifade etmeye çalışmamıştım. Çok daha farklı şeyler hayal etmiştim ve dile getirmeye çalışmıştım demiştir. Şimdi nihayetinde bu manada ben de söylediklerime sorular üzerinde bir açıklama getirmeye çalışayım. Bir, 2 Temmuz 2012 tarihinden sonra şike davası Trabzonspor yönetimlerinin öncelikli meselesi olmaktan çıkmıştır. 2 Temmuz 2012 tarihinde Trabzonspor yöneticileri hakkında verilen beraat kararı ve Trabzonspor aleyhine şike ve teşvik eylemlerini gerçekleştiren diğer sanıklar hakkında mahkumiyet kararı sonrasında Trabzonspor kulübünün önceliği olmaktan maalesef çıkmıştır. Yapılacak transferler, hoca tercihleri, stadyum meselesi, idari yapılaşma, kadro tercihi vesair diğer hadiseler maalesef her daim bu meselenin önünde yer almıştır. Kulübümüzün içinde bulunduğu o dönemden buraya gelinen süreci ele aldığımızda süreç de biraz buna çanak tutmuştur. Dolayısıyla öncelikli mesele olmaktan çıkan bu hususla ilgili olarak bir işin hukuki anlamda mücadelesini veren, ikincisi de bu hukuki kazanımın Trabzonspor Kulübü ve camiası için yarın hangi kazançları temin edeceğini hesaplayan, öngören ve buna inanan birileri olarak bizler dönemsel olarak yönetimleri evet zorlamak durumunda kaldık. Bazen atılması gereken adımların atılmadığına, bazen geç atıldığına, bazen bu adımların atılması aşamasında çok istekli davranılmadığına da şahit olduk. Ve buna yönelik olarak süreci camiamız, kulübümüz ve adalet bekleyen spor severler, futbol severler lehine bir neticeyle sonuçlandırabilmek için bizler bu süreçle ilgili olarak bazen zorladık. Bazen kullandığımız dil ve üslup başkalarının hoşuna gitmemiş olabilir. Bundan dolayı da bize yönelik bazı kişiler tarafından bugün sizin de dile getirdiğiniz muameleler gösterilmiş olabilir. Bununla ilgili çok kesin, somut, şüpheye yer bırakmayacak bir bilgi sahibi değilim. Sürtüşme dediğiniz hadise bununla bağlantılı söylenebilir. Bu sürtüşmeden ziyade yine yapılması gerekenlerin yapılması noktasında zorlama ve bu manada görevin yerine getirilmesi hadisesidir diyelim. Öyle tanımlayalım. Bence daha uygun bir tanımlama olur. Bedel noktasında hangi kayıtlara itibar edelim? Arkadaşlar, dediğim gibi bazı şeyleri konuşmaktan halen daha imtina ediyorum ama ben bu olay sonrasında sorduğumda bizzat kulübe gittim. Kulüpten arkadaşlar, benim muhasebe kayıtlarıma göre durum bellidir.
lütfen siz de kayıtlarınızı bir çıkarır mısınız? Bana bugüne kadar kulüp tarafından yapılan ödemeleri ben görmek istiyorum dedim. Sağ olsunlar, onlar da bir çizelge çıkardılar. Bana bugüne kadar kulüp tarafından yapılmış ödemelerle ilgili olarak. Şimdi bunlara baktığımda biraz önce söylediğim gibi çıkardıkları tabloda dava harçlar ödemesi diyor. Yani kulüp yapılan bir harçla ilgili, mahkemeye ödenen parayla ilgili bana bu harcı vermiş. Ben yatırmışım mahkemeye veya icra dairesine, o belgeyi kulübe götürmüşüm. Kulüp kayıtlarında var. Bana verilmiş bir bedel olarak gösteriliyor. Biraz önce zikrettim. Mesela dönemin koşullarında 100 bin liraya mütalaa verilirken biz sempatik ilişkilerimizi kullanarak 5 bin liraya mütalaa almışız. Bu mütalaa bedelini ödemişiz. Tarafıma verilmiş ücret gibi yazılmış. Örnek olarak yine biraz önce zikretmeye çalıştım. Kas davasına gidilmiş. Kasa gidilen, götürülen görevli heyetle ilgili olarak bir avans verilmiş. Bu avansla ilgili olarak ben söylüyorum. Örnek yemekler yenilmiş. Bunların masrafları, rakamda telaffuz etmek istemiyorum. Çok komik oluyor. Cidden bunları konuşuyor olmaktan mahcup oluyorum ama konuşmak zorunda kalıyorum. Ödenen bu ücretler örnek olarak 1100 frank yemek ücreti verilmiş. Bu avanstan karşılanmış, bana verilmiş ücret olarak gösterilmiş. Yine yapılan harç bedeli ödemesi açıklaması var. Bana verilmiş bir ücret olarak gösterilmiş. Şimdi siz yani örneğin ustaya bir yer yaptıracaksınız. Ustalık bedeli var 10 lira. Usta o yerle ilgili malzeme alıyor. Yapmış olduğu malzemeler, almış olduğu malzemelerle ilgili siz malzemeyi alın diye para veriyorsunuz. O parayı da ustaya vermiş gibi gösteriyorsunuz. Ben altını çiziyorum. Bu zaten doğru değil. Velev ki yine altını çiziyorum sorunuz doğrultusunda. Yani bu yapılan işler karşılığında konuşulabilecek rakamlar değil. Konuşulmaması gerekir. Başka camialarda bakın bir tane duydunuz mu? Yani burada biraz önce söylemeye çalıştım. Nasıl mücadele edildiğinin, nasıl gayret gösterildiğinin ve hangi güçlerle ne şekilde bir arbede yaşandığının en büyük şahidi yine kulüpte yöneticilik yapan arkadaşlarımızdır. Şimdi bu mücadele gösterildi de ne oldu gibi bir soru akla gelebilir. Arkadaşlar yine açıklama metni içerisinde var. Trabzonspor Kulübü sürdürmüş olduğu bu hukuki mücadele karşılığında lehine 17 tane karar almıştır. 17 karar var. Ama bu mücadele, altını çizerek belirtmekte fayda var ki, sadece mücadele diyorum, dava değildir. Bu bir mücadeledir. Dava yönü itibariyle 17 tane karar var. Ama sadece hukuki anlamda yürütülebilecek bir mücadele değildir. Hukuk yönü yürür. Dilekçe verdik, iş halloldu mantığıyla meseleye yaklaşırsanız kaybedersiniz. Çünkü en son karşılaştığımız FIFA'daki bugün 15 Mart'ta duruşması yapılacak evrakta olduğu gibi kararın sadece hukuki değil, iradi ve idari anlamda bir kararla karşı karşıya kaldığımız muhakkaktır. Bu manada Trabzonspor camiası tüm güçleriyle enerjisini buraya gark etmeli ve buradan netice almaya çalışmalıdır. Biz buradan netice almanın yakın ve mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bakın, bugün bazı yazılı görsel medyada yayınlandı. Dün sosyal medyada var. Kas bülteni, en son bülten yayınlandı. Bu bültende Trabzonspor Kulübü'nün şike mağduru olduğu ve temiz olduğuna vurgu yapılmış. Muhatabı kulüplerin ise şike eylemini gerçekleştiren kulüpler olduğuna işaret edilmiştir. Siz eğer bu mücadeleyi sürdürmezseniz bu kayıt oraya düşmez. Ha bu mücadele sonunda Trabzonspor'un elinde ne vardır? Bir, zikrettiğim gibi Trabzonspor Kulübü'nün temiz ve mağdur olduğuna dair kas kararı vardır. İki, Trabzonspor Kulübü muhataplarının şike eylemlerini gerçekleştirdiğine
ve Türkiye'deki yargılama kararları, mercilerin kararları ne olursa olsun şike eyleminin gerçekleştirildiğine dair kararlarının değişmeyeceğine yönelik kas kararı vardır. Üçüncüsü de yine Türkiye Futbol Federasyonu ve yetkili kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığına yönelik kas kararları vardır. Şimdi bunları topladığınızda Trabzonspor'un lehine hukuken kullanabileceği elinde çok güçlü argümanlar mevcuttur. Ancak bunun sadece hukuki anlamda sürdürülebilecek bir mücadele olmadığını yineleyerek diyorum ki diğer yönü itibariyle PR ve lobi faaliyetlerinde bulunmak elzemdir. Biz bugüne kadar yönetimlerin bu konuda eksik kaldığını ve atılması gereken bazı adımların ne yazık ki atılamadığını söylüyoruz. Durum bundan ibarettir. İçeride bir el var. Ben yönetim içerisinde değilim. Dolayısıyla bugün yaptığım açıklamada gibi yönetimi temsilen kurumsal bir kimlikle burada bulunmuyorum. Ama bizzat baktığımda şu şekilde bir açıklamanın kurumsal kimlikle ve açıklamayı yapan sevgili yöneticimizin nezaketi, zerafetiyle bağdaşmayacağını düşündüğüm için benim de aklıma çeşitli ihtimaller ve sorular gelmiyor değil. Ancak bu sorunun da elbette ki cevaplayacak kişisi ve muhatabı ben değilim. Dedikodular noktasında biz tabii dedikodularla değil, gerçeklerle ve belgelerle iş yapan kişileriz. Hukukçu kimliğimiz de bunu gerektirir. Yine bu manada somut mahkeme kararlarına dayalı belgeler varsa onları konuşalım. Onun haricinde dedikodulara yönelik olarak iş yapmak benim tarzım değil. Elbette yazılıyor, çiziliyor, bazı şeyler söyleniyor ve eğer böyle bir durum varsa onların cevap merciği de ben değilim. O konunun muhatabı yine sevgili kulüp yöneticisi arkadaşlarımızdır. Başka? Tabii buyurun. Her şey güzel olacak. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi yapılan müracaatlara ve alınan kararlara tekrar değinmek gerekirse Trabzonspor Kulübü UEFA nezdinde yapmış olduğu girişimler sonucunda UEFA Disiplin Komitesi Haziran 2 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şike faaliyetlerinde gerçekleştirdiğine dair bir karar vermiş. Yapılan itiraz üzerine 2013 Temmuz ayında UEFA Temiz Kurulu bu kararı onamış. Yapılan itiraz üzerine 28 Ağustos 2013 tarihi itibariyle KAS bu kararı onamış ve onama kararında futbol tarihinin en kapsamlı şike eylemleriyle karşı karşıya olunduğuna ve biraz önce söylediğim gibi Türkiye'deki Yargıtay'ın kararı ne olursa olsun kendi yargılama mevzuatı çerçevesinde yapmış olduğu karar sonucu verdiği kararın değişmeyeceğine vurgu yapmış. Ve yine bu dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Trabzonspor aleyhine yapmış olduğu müracaatlar sonuçsuz kalmış. Trabzonspor Kulübü'nün de temiz ve şaibesiz olduğu tescillenmiş. Biz sonrasında uluslararası yargı mercileri nezdinde tescillenen şike eylemlerinin Türkiye'de karşılıksız bırakıldığı ve adı geçen kulüplere yönelik bir müeyyide uygulanmadığı ve olayın mağduru Trabzonspor'un haklarının iade edilmediği, kendisine verilmediği gerekçesiyle UEFA'ya bir müracaatta bulunduk. UEFA yapılan bu müracaatta kendisinin yerelliklere müdahale hakkını düzenleyen
madde hüküm değişikliğinin 2013 talimatlarıyla eklendiğini, olayın 2011 yılında gerçekleştirildiğini, bu sebeple 2011 tarihinde bu yetkisi olmadığı için yerelliklere müdahale hakkı olmadığını belirtmiş ve tarafımıza bu kasa götürülmüş. Kas da aynı gerekçeyle talebimizi reddetmiştir. Sonrasında biz FIFA'ya bu sefer müracaat ettik. Çünkü FIFA disiplin talimatında üye federasyon veya konfederasyonlar hiç veya gerektiği gibi şike soruşturmasını yapmazsa FIFA bu soruşturmayı yapma ve müdahale etme hakkını saklı tutar şeklinde disiplin talimatında bir hükmü var. Bu hükme dayanarak biz FIFA'ya yeni bir müracaatta bulunduk ve sürece bu şekilde müdahil olmasını talep ettik. FIFA Disiplin Komitesi Disiplin Kurulu Başkanı Sekreteryası'ndan Trabzonspor Kulübü'ne gönderilen bir mektupta, tek sayfadan ibaret bir mektupta, şu aşamada Disiplin Kurulu Başkanı'nın olaya müdahil olma düşüncesinde olmadığı şeklinde karar olup olmadığı da tartışmalı bir metin gönderdi. Trabzonspor Kulübü yurt dışındaki avukatlarıyla yapmış olduğu istişare neticesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak adına bunu da kasa taşıdı. 15 Mart'ta kasta yapılacak duruşma bununla ilgilidir. Bakın, bizim sonraki dönemlerde yapmış olduğumuz müracaatlar ve şu anda kasta görülecek dava şikenin varlığı veya yokluğu ile ilgili bir yargılama değildir. Bu usulü bir yargılamadır. Trabzonspor Kulübü, yine altını çizerek beyan ediyorum ki, şike eylemlerinin tescillendiğini ama talimattaki müeyyidelerin uygulanmadığını ve haklarının iade edilmediğini belirterek bu müracaatları yapıyor. Bunlar usulü işlemler, şu anda yapılanlar şikenin varlığı veya yokluğuyla ilgili işlemler değildir. Edebilir, evet. Evet, çıkacak kararın şekline göre, evet. Çıkacak kararın şekline göre, evet. Her alanda tüketiyoruz. Kendi değerlerimizi yok ediyoruz. Şimdi bizim yaptığımız hasbelkader burada bir mücadele sergilemek. Yaptıklarımız vardır, yapamadıklarımız vardır. Eleştirilmez değiliz, lahüseyl değiliz. Dolayısıyla yaptıklarımız, yapamadıklarımız noktasında elbette eleştiriler de olacaktır. Trabzonspor Kulübü en iyileriyle çalışır. En iyileriyle çalışma imkanı vardır. İmkanı vardır. Beğenmezse başka bir ekiple yoluna devam eder. Bunun yolu ve yöntemi budur. Bunun yolu ve yöntemi özellikle sosyal medyada sahte hesaplar açarak bu süreçte gayret gösteren insanlara hakaret, iftira ve lekelemelerde bulunmak değildir. Daha da acı olanı, sosyal medyada bu paylaşımları yapanların şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde tespit edilmiştir. Kulüp bünyesinde etkin görevlerde çalıştırılmasıdır. Hiçbir hesap kapatılmaz. Hiçbir hesap unutulmaz. Yapılan kimsenin yanına kar kalmaz. Nihayetinde iyilikte, kötülükte karşılıklı tutulmaz. Herkes yaptığının hesabını bir yerde verir. Ama eğer biz sadece bir şike mücadelesi yürütmediğimiz iddiasında isek, adalet ve ahlak mücadelesi yürüttüğümüzü söylüyorsak, aynı şekilde hem yönetimsel anlamda, hem kadro anlamında, hem çalışanlar anlamında ahlaklı ahlak anlayışıyla hareket etmek, o insanları da bünyemizde barındırmakla mükellef diyoruz, diyorum. Yani bu manada dün, daha düne kadar işin en hengameli, en çetrefilli döneminde ortalıkta gözükmeyenlerin bugün ortaya çıkıp o dönemden bu tarafa emek harcayan, kendinden veren insanları karalamaya çalışmasına da anlam veremiyorum. Üstelik bir basın mensuplarının ismini de verin bari. Şimdi biz de ahlaksızlıktan bahsediyorsunuz.
ahlaksızlık varsa bunları açıklamak lazım. Bu gazeteciler kimdir? Gün onu isteyip gün bu şekilde eleştirmek. Kimler yapmış bunları? Bunları bilmek bizim en doğal hakkımız. Şimdi elbette. Kurumun şeyleri biziz yani. Şöyle, siz kendinizi benden çok daha iyi bilirsiniz. Herkes kendisi. Herkes kendisi. Evet. Ama bir karşımızda. Yani, şöyle, son dönemde yazılanlara baktığımızda, bakıldığında geneli itibariyle zaten kurguda bu şekilde isim vermeden kastedilen kişiler bellidir. Bizi kastediyorlar. Dolayısıyla bu yazı yazanları şöyle bir basit incelemeyle isim zikretmeyeyim. Onlar da kendilerini bilirler. Siz de onları çok iyi bilirsiniz. Yani ben toplantıyı amacından saptırmak istemiyorum. O yüzden cevap vermiyorum. Onlarla ilgili de gerekirse yarın bir gün sohbet ederiz, toplantı yaparız. İsim vermek gerekirse isim veririz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani toplantıyı amacından saptırmayalım. Var mı arkadaşlar herhangi bir soru konuya yönelik olarak? Bakın ben özellikle yazdım ve bu meselede bütün ayrıntıları burada konuşalım, burada tartışalım. Kafalarda varsa soru işaretleri burada cevabını arayalım istedim ve davet ettim. Yöresel tabirle söylüyorum. Buraya gelip sorulan bütün sorulara açığım, sorulan sorulara cevap vermeye gayret ediyorum. Ama yani burada soru sormadan ondan sonra başka taraftan ink mink yapmak yok. Onu da söyleyeyim. Tamam Sayın Yılmaz. Diyorum ki Trabzonspor kulübünde iki kişi var dediniz. İki kişi demedim. Bir yönetilen dediniz size saldıranlar. Ben iki kişi tabirini kullanmadım. Yani kulüpte sosyal medyadan size yönelik karalama kampanyası destekleyenler var dediniz. Doğru mu cümlesi zikrediyorsunuz? Şimdi avukatsınız ben... Yine söylüyorum. Belki. Sahte hesaplarla şahsım ve bu süreçte yer alan diğer şahıslarla ilgili karalama kampanyası yapanlar hakaret ve iftirada bulunup Trabzonspor kulübünde istihdam edilenler vardır. Tamam, sayı lütfen, vermedim. Lütfen ismini söyler misiniz? Sayı vermediniz mi siz? Tespit etmişimdir. Bu konuda süreç başlattınız mı peki? Bu konuda geçmiş dönemler dahil olmak üzere o şekilde ifade edeyim. Trabzonspor yöneticileriyle bu husus paylaşılmıştır. Hukuki bir süreç başlattınız. Yani Trabzonspor kulübü yöneticilerine iletmekle başlatılmıştır. Silsileyi takip etmekte fayda var. Varsa sorunuz arkadaşlar alayım. Yoksa toplantımıza burada son verelim. Teşekkür ederim.